Finansal Teknoloji programıyla karşınızdayız. Ben Sefer Yüksel. Bugün konuğum Akbank Bireysel Bankacılık ve Dijital Çözümler Genel Müdür Yardımcısı Burcu Civelek Yüce. Burcu Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk Sefer Bey. Burcu Hanım'la birlikte bankacılık sektörü ve Akbank'taki dijital gelişmeleri konuşacağız. Özellikle ilk 5 ay nasıl geçti? Sektörde bu alanda öne çıkan yenilikler neler? Özellikle açık inovasyon ve iş ortaklıkların önemi Akbank'ta, Akbank Labs'in önümüzdeki dönem, yenilenen Akbank Labs'in önümüzdeki dönem odaklanacağı konuları konuşacağız. Bir diğer önemli konu ödemeler tarafı. Tabii temassız ödemeler hızla artıyor. Özellikle gelebilir teknolojiler tarafında gelişmeler nasıl olacak? Yine Akbank'la Türkiye'nin otomobil girişimi TOG'un bir ortaklığı var dijital tarafta. Bu iş ortaklığı ne anlama geliyor, ne ifade ediyor? Özellikle önümüzdeki dönemde her iki sektör içinde önemli bir işbirliği detaylarını Burcu Hanım'a soracağız. Burcu Hanım gündemimiz yoğun. İsterseniz öncelikle sektörden başlayalım. İlk 5 ay artık geride kaldı. Sektörün dijital tarafı açısından baktığınızda nasıl geçti? Ne gibi yenilikler gündemdeydi? Sektör her zaman olduğu gibi dijital alanda çok hızlı. Bu çok sevindirici. Türkiye'nin finansal sektörünün rekabetçiliği, dünyadaki rekabetçiliği açısından da. Neleri gördük ilk 5 ayda? Yoğun bir şekilde tüzel tarafı da gördük artık. Dijital tarafta tüzel sektöre yönelik, tüzel müşterilerimize yönelik çözümlerin artarak devam ettiğini görüyoruz. Tüzel müşteriler için de dijital müşteri ediniminin artık bizim hayatımızın bir parçası olması nedeniyle o taraftaki gelişmelerin hızlı olduğunu görüyoruz. Bu bence çok sevindirici. Tabii ki belirli finansal koşullardan dolayı verimlilik ön plana çıkmaya başladı sektörde. Verimlilik uygulamalarının artarak devam ettiğini görüyoruz. Hı hı. Yenilikçi ürün ve hizmetlerin özellikle ben hep bahsederim, regülatörlerimiz de son derece bu konuda açık ve bizim önümüzü açan nitelikte düzenlemeler yapmaları ve altyapılarda, bütün sektörün kullanabileceği altyapıları da sunmaları nedeniyle o tarafta da gelişmelerin olduğunu görüyoruz. Bütün sektörün ortaya koyduğu bir takım yenilikçi ürün ve servisler var. Bu da iyi dijital tarafta. Bu da çok güzel bir gelişme. Bir de işbirliklerin, özellikle fintechlerle işbirliklerinin hala devam eder şekilde ödemeler alanında artarak devam ettiğini görüyoruz. Bunlar ne? Hem tüketici tarafındaki çözümler hem de üye işleri tarafındaki çözümlerin işbirliklerinin devam ettiğini gözlemliyoruz sektörde. Peki aynı süreç Akbank için nasıl geçti ve sizde neler öne çıktı banka üzerinde? Biz biliyorsunuz son 2,5-3 senedir son derece hızlı bir büyüme ivmesi içerisindeyiz. Bunun da en büyük temel bizi kolaylaştırıcısı dijital taraftaki çözümlerimiz ve dijital ön plana çıkan müşteri edinim süreci. Biz yine ilk 5 ayı bir büyüme evresinde, hızlı bir büyüme evresinde geçirdik. Aynı zamanda da dijital ürün ve servisler diye bakarsak biz biraz daha farklı taraflara doğru ilerlemeye devam ettik. Örneğin giyilebilir, siz de bahsettiniz ve nesnelerin internet alanındaki işbirliklerimizi artırmaya gayret ettik. Ödemeler tarafında yeni çözümlerimiz oldu. Onlardan bahsederiz beraber. Özellikle temassız ödemeleri, giyilebilir teknolojiyle bir araya getirdiğimiz çözümlere odaklandık. Farklı işbirlikleri bu anlamda bizim için önemliydi. Bir de bizim hep çok vurguladığımız bir konuda yatırım hizmetleri alanında da çok küçük kitlelerin erişebildiği servisleri dijitalin gücüyle daha demokratikleştirdiğimiz, daha geniş kitlelere yaydığımız dijital portföy yönetimi hizmetimizi ortaya koyduğumuz bir dönem geçirdik. Bu alandaki çalışmalarımız devam ediyor olacak. Peki şimdi Akbank Labs'e dönelim. Yıllar önceydi, ben de ziyaret etmiştim orayı. Yanlış hatırlamıyorsam 2016 ya da 17. 2016'da kurduk Akbank Labs'i, evet. 16 ya da 17 yıllarında da ziyaret etmiştim. Şimdi orada tabii siz açık inovasyon ve kurum içi girişimcilik üzerine çok yoğunlaşıyorsunuz. Akbank Labs'in bugüne kadar çıktılarına baktığınızda ne gibi çıktılar elde ettiniz? Yenilediniz merkezi. Önümüzdeki dönemde hangi alanlara odaklanacaksınız burada? Evet, Akbank Lab bizim 2016'da kurduğumuz, özellikle sizin de söylediğiniz gibi açık inovasyon. Yani inovasyonu sadece kendi içimizde değil, farklı kurumlarla bir araya gelerek daha farklı biçimlerde ve daha hızlı bir şekilde yapabiliriz diyerek ortaya koyduğumuz bir iş modeli aynı zamanda. Ve fiziksel de bir mekan. Yani sadece bir iş modeli değil, aynı zamanda fiziksel de bir mekan. 2016'da çıktık yola. Farklı dünyanın her yerinden, yani Amerika, İspanya, İrlanda, aklınıza gelebilecek Singapur, her yerden, İngiltere, her yerden farklı fintechlerle ve teknoloji girişimleriyle bugüne kadar 42 tane proje hayata geçirdik. Bunlar gerçekten kapsamlı çalışmalar oluyor. Ve 18 tanesi de şu anda canlıda. Yenileri de geliyor. Üzerinde çalıştıklarımız var. Bu temelde ne yapıyoruz burada? Açık inovasyon mantığı nedir? Müşterilerimiz veya kurumumuz için, içeride kullanılmak üzere yapılmış girişimler de var çünkü.
Farklı çözümleri alıp kendi çözümlerimizin bir parçası haline getiriyoruz. Bu hem fintech ve teknoloji girişimcisi açısından çok büyük bir imkan. Çünkü Akbank'ın müşteri bazıyla buluşturabiliyor kendi hizmetlerini, ürünlerini. Aynı zamanda bizim açımızdan da çok iyi. Çünkü bizim belki de çok uzun zamanda yapabileceğimiz bir işi beraber bir iş ortağıyla daha hızlı hayata geçirip müşterilerimize bunları sunabilir hale getiriyoruz. Geçmişte çok farklı örneklerini yaptık, hayata geçirdik. İşte Türkiye'nin ilk blockchain tabanlı para transferinden tutun da aynı şekilde blockchain tabanlı dış ticaret hizmetine kadar veyahut da BFM dediğimiz iş yerlerinin kendi finansallarını kolay yönetebilmelerini sağlayacak çözümleri, özellikle KOBİ'ler için sunduğumuz dijital çözümlere kadar, finansal içgörü üreten hiper kişiselleştirilmiş işlere kadar pek çok şeyi Akbank Lab'in çatısı altında hayata geçirdik. Kurum içinde sizin çok daha az duyduklarınız da var. Yani robotlara kadar, işte robotik süreç otomasyonuna kadar pek çok şey ilk olarak biz Akbank Lab çatısı altında yaptık. Şimdi dediğiniz gibi Akbank Lab'in fiziksel mekanını yeniledik. Zaten çok keyifli bir ortamı vardı ama şimdi daha da keyifli bir ortam haline geldi. Orada zaten biz bütün dünyadan teknoloji girişimleriyle bir arada çalıştığımız için mekan tabii bizim için önemli. Yani fiziksel mekan aynı zamanda bir düşünüş biçimini de şekillendiren bir şey ve çalışma şeklini de biçimlendiren bir şey. O nedenle fiziksel mekanın yenilenmesi bizim için bir relansman fırsatıydı. Geçen sene Cumhuriyetimizin 100. Akbank'ın 75. yılı için de bu bizim kurum içi girişimcilik tarafını bir spin-off programına dönüştürüp Akbank Plus'ı lanse etmiştik. Bu sene onun ikinci dönemi devam ediyor. Biliyorsunuz Akbank Plus Türkiye'de pek çok açıdan bir ilk. Akbank'la çalışanlarımızın tam zamanlı olarak bir girişimci olmak üzere çalıştıkları ve bizim de onları %100 arkalarında durarak desteklediğimiz bir ilk prototipi ortaya çıkarmalarına kadar devam eden ve sonrasında da onların ilk sermayelerini de aynı zamanda koyup girişimci olarak Akbank'tan çıkmalarını sağladığımız sıkı bir program. Geçen sene bunun ilkini yapmıştık. İki tane girişime 1 milyon dolar hatırlarsanız sizinle de konuşmuştuk. Yatırım yapmıştık. Evet. Onlar yolculuklarına girişimcilik ekosisteminde devam ediyorlar. Bu sene ikinci dönemini gerçekleştiriyoruz. Çok yakın yatırım kararımız çok kısa bir zaman kaldı. 15 tane arkadaşımız, 6 tanesi şubelerden olmak üzere girişim fikirleri üzerinde çalıştılar. Şu anda olgunlaşmakta olanlar var. Bir prototip aşamasına gelmiş olanlar var. Müşteri görüşmelerini devam ettirenler var. Bayağı sıkı bir çalışma içerisindeler. Bir yandan ona devam ediyoruz. Dolayısıyla venture client dediğimiz o birlikte çalışma açık inovasyonu yanına bir de bir spin-off programı eklemiştik. Dolayısıyla bu çalışmalarımız bizim Akbank Lab'de devam ediyor. Olacak. Nelere odaklanıyoruz? Blockchain, dijital paralar. Bunlara çok odaklanıyoruz. Üretken yapay zeka. Yine dediğim gibi yatırım hizmetleri tarafında farklı yetkinlikleri bir araya getirdiğimiz, lansmanını yapacağımız kısa zaman içerisinde çözümler üzerinde çalışıyoruz. Bizim için hakikaten çok hareketli geçen bir dönem Akbank Lab'de. Peki şimdi biraz da yenilebilir teknolojiler tarafına gelelim. Çünkü ödemeler dünyasında temassız taraftaki artış artık alternatif ödeme yöntemlerine de olan ilgiyi iyice artırıyor sizde. Öncelikle tabii gelebilir taraftaki genel bakışınız nedir? Bir onu sorayım. Akbank'ın buradaki stratejisi, yine geçtiğimiz haftalarda Samsung Watch ile bir işbirliğine gittiniz. Bu işbirliğinin detaylarını anlatır mısınız? Evet. Şimdi gelebilir teknoloji tarafındaki genelde gördüğümüz bizim dünyada ve Türkiye'deki kullanım senaryoları çok kısıtlı kullanım alanı olan işlerle biraz sınırlı olma eğilimindeydi. O nedenle biz bir şey yapacaksak tam olsun, büyük olsun yaklaşımıyla ilerledik. Geçen sene hatırlarsanız ilk başlangıç noktasında Huawei ile bir işbirliğimiz olmuştu ve Türkiye'de ilk defa akıllı saatten ödeme yapılabilmesini sağlayan bir kullanım senaryosunu hayata geçirmiştik. Bu sene buna dediğiniz gibi bu senenin ilk yarısında Samsung'u da ilave ettik. Bu tabii büyüyebilecek de bir şey. Yani çünkü Samsung ve Huawei akıllı saat kullanıcıları Türkiye'de oldukça fazla sayısal olarak. Bununla beraber bu kullanım senaryolarının daha fazla hayatımızın içerisinde olmasını istiyoruz. Ödemeler bunun için çok uygun bir konu. Konu, kanal diyebiliriz. Evet, yani bu temassız ödeme, özellikle pandemide artan temassız ödeme oranının artık biz şeyden yani fiziksel o plastik karttan zaten akıllı telefonlara, akıllı cihazlara geçtiğini gözlemlemiştik. QR'lı ödeme, NFC ile ödeme zaten yaygınlaşmıştı. Şimdi bunun giyilebilir tarafta artık o cihazdan, elimizdeki telefondan, akıllı telefondan da çıkıp giyilebilire doğru gittiğini gözlemlediğimiz için bu alana yatırım yapmaya devam edeceğiz. Daha fazla kullanım senaryosu olması lazım. Biz yapıyoruz. Herkesin bence eğilmesi gereken konulardan birisi. Çok büyük bir
kolaylık müşteri açısından. Sektörde biraz daha yaygınlaşmasını bekliyorsunuz. Olacaktır, tabii ki. Peki şimdi anonsta bahsettiğim diğer önemli bir işbirliği modeli daha TOG'la birlikte yaptınız bu işbirliğini. Bu ortaklığın detaylarını biraz anlatmanızı rica edeceğim. Hem Akbank'a hem TOG'a bu işbirliğine katılacak. Çünkü siz biraz fintechler tarafındaki işbirliğine dikkat çektiniz, bankaları fintechler. Ama artık bankaların reel sektör tarafıyla çok ciddi bu anlamda işbirliklerini de artırmaya yöneldiğini görüyoruz, planladığını görüyoruz. Programımızda da bunları sık sık konuşuyoruz. Bu trend devam edecek mi? Evet, şimdi bu konu bizim için aslında daha ziyade sizin de dediğiniz gibi finansal alanın daha dışına çıkabilecek kullanım senaryolarını ve dijital servisleri yaratabilmek yolculuğumuzun bir parçası. Biraz başlangıçta da bahsetmiştim. Bizim için nesnelerin interneti önemli bir konu demiştim. Önemli bir başlık demiştim. Nesnelerin internetinden bahsettiğimizde nesnelerin interneti konusuna genel olarak baktığınızda, literatüre baktığınızda da tabii ki tüketici elektroniği alanının ön plana çıktığını ve keza akıllı araçlarında ön plana çıktığını görüyorsunuz. O nedenle bizim için TOG'la olan etkileşimimiz son derece önemli. Beraber yaptığımız işler son derece önemli. Çünkü orada da bir dijital vizyon var ve o dijital vizyon içinde bir finansal partiyle bir araya gelebilmelerini sağlayabilmek bizim açımızdan önemliydi. İki tane kullanım senaryosunu hayata geçirdik beraberce Sefer Bey. Bunlardan bir tanesi dediğim gibi nesnelerin interneti. Biliyorsunuz onlar araç demiyorlar, akıllı cihaz diyorlar. Çünkü o bir akıllı cihaz. T10X aracının panelini siz de çok iyi biliyorsunuz. Evet, son derece evet, son derece böyle geniş, çok şık ve onun içerisine biz onların store'unda indirilebilir halde bir Akbank Mobil deneyimi tasarladık. Şimdi artık T10X kullanıcıları doğrudan kendi akıllı cihazlarında Akbank Mobil'i bir bankacılık deneyimini kullanabilir hale geldiler diğer uygulamalarla beraber. Bu birinci kullanım senaryosu. İkincisi ise dünyada bildiğimiz kadarıyla bir ilk deneyim. Birlikte bir pilotlama yaptık. Şu anda bunun teknolojik olarak testlerini de gerçekleştirdik. Buysa dünyada Real World Asset Tokenization denilen, yani gerçek dünya varlıklarının tokenize edilmesi kullanım senaryosu. Ki önümüzdeki dönem için bunların çok artacağı konuşuluyor dünyada. Hem dünyada bankalar tarafında, özellikle dünyada ev bankaların blockchain şirketleriyle bu anlamda işbirliklerini duyuyoruz son dönemde. Aynen öyle. Biz de bunu beraber yola çıktığımız bir iş oldu. Burada gerçek bir dünya varlığı olan o TOG akıllı cihazının dijital bir token'a dönüştürülmesi işini beraber ve dijital olarak saklanabilir hale getirilmesini birlikte pilotladık. Şimdi bu pilotlamayı biraz açalım izleyicilerin daha da iyi anlaması için. Neler olacak yani? Yani şimdi bunun eğer hukuki altyapısı oluşursa çok enteresan şeyler çıkabilir. Evet. Şimdi teknik olarak biz hazırız. Eğer hukuki olarak bu mümkün olursa, örneğin TOG araç sahibi bu token'ı kullanarak bir teminat olarak bu token'ı kullanabilir. Yani bu bir teminata dönüşebilir. Kredilendirme sürecinde o token kullanılabilir. Aracı söz gelimi kullandığın kadar öde şeklinde kullandırtabileceği bir yönteme gidebilir. Aracını farklı şekillerde, farklı iş modelleriyle kiralayabilir hale getirebilir. Yani o kullandıkça öde modeli denilen yöntemleri uygulayabilir. İkinci el satışlarda mesela güvenli ödeme önemli bir konudur. Kesinlikle. Yani orada siz de yaşamışsınızdır. Yani bir araç alıp satarken ikinci elde o noterdeki süreci yaşamışsınızdır. Evet, şimdi o paranın yatıp yatmadığını kontrol ederken. Yatmadım mı haber ver bana falan evet. Değil mi? Yani kolay bir deneyim olduğu söylenemez. Şimdi bunu mesela keşke dijital olarak yapabilsek, bunun hukuki altyapısı olsa, bizim o aracımızın bir token olsa ve o tokenla beraber güvenli ödeme deneyimini tamamen dijitalde yapabilsek. Dolayısıyla bu mesela aynı zamanda o ikinci el araç alım satımında bir güvenli ödeme için bir araç haline gelebilir. Özetle şu anda pilotladığımız şey ileride çok fazla kullanım senaryosuna yol açabilecek. Yeter ki hukuki altyapısı olsun. Bu token artık o real world asset'in, yani o gerçek dünya varlığının yerine geçen bir dijital token olduğu için
pek çok dijital süreçte kullanılabilir hale gelebilir. Bu yayın önce sohbet ederken şeyden de bahsetmiştiniz, izleyicilerimizle de paylaşalım. Hani kullanımını belirli kişilere sınırlayabiliyorsunuz. Tabii ki. Bu özellikle de hani... Çok hoş bir şey değil mi? Benim çok hoşuma gider. Özellikle de babaların hep böyle çocukların arabaları alması noktasında güzel bir müdahale yöntemi aynen olabilir. Öyle. Aynen şimdi öyle. Şimdi son 4,5 dakikaya giriyoruz. Biraz aslında genel girişimcilik ekosistemine bakalım. Özellikle yurt dışındaki Türk girişimcilik ekosistemini güçlendirme adına siz banka olarak Endeavor Türkiye ile birlikte uluslararası ağlardan yararlanma, Türk girişimcilik ekosistemini güçlendirme adı altına bir araştırma yaptınız. Araştırmanın çıktıların tamamı bildiğim kadarıyla henüz yok ama sizin bize ve izleyicilerimize verebileceğiniz ön çıktılar var. Nasıl durum fotoğraf? Evet, biz girişimcilik ekosistemini Akbank olarak çok uzun zamandır destekliyoruz. Endeavor Türkiye'nin de kurucularındırınız. Ben de yönetim kurulu üyelerinden birisiyim. Endeavor'la beraber güzel bir araştırma yaptık. Bu Türkiye'de, daha doğrusu Türkiye'den çıkmış yurt dışındaki başarılı girişimcilerle yapılmış alanındaki ilk araştırma. Sonuçlar çıktı, lansmanını yapamadık. Lansmanı Haziran'da yapıyor olacağız. Bir şekilde vakitlerimizi ayarlayamadığımız için oldu. Ama Haziran'da kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz. Çünkü çıktıların çok önemli olduğunu düşünüyoruz Türk girişimciler açısından. Özellikle yurt dışında başarılı olabilmek için Türk girişimcilerin uluslararası arenada başarılı olabilmesi için neleri eksik, neleri var? Evet. Bu potansiyelden nasıl daha iyi faydalanabiliriz? Bunu ortaya koyan bir araştırma. Çok enteresan bulguları var. Özetini söyleyebilirim. Beraber lansmanını yapacağımız için detay bulgulara girmek istemiyorum ama biz bunu bir başlangıç noktası olarak hep beraber kullanacağız Endeavor'la birlikte. Temelde şu, şimdiye kadar uluslararası arenada başarılı olmuş, Türkiye'den çıkmış girişimlerin bu başarılarının arkasında bireysel başarılar, bireysel çabalar olduğunu gözlemliyoruz. Biraz daha burada sistematik, daha organize, birlikte hareket edilecek, belki başarılı olanın da arkasından gelenleri daha fazla desteklediği bir ortam, onu da kuracak bir sistem geliştirebilirsek, Türkiye'deki girişimlerin yurt dışında ve uluslararası arenada başarılı olması için potansiyelleri çok yüksek. Bence bu açıdan çok pozitif bir çıktı. Evet, başlangıçta belki karamsar gibi de düşünebiliriz. Ama ben potansiyele odaklandığımda çok sevindirici bulduğumu söylemek isterim. Aslında çok da gerçekçi, taze olduğu için izleyicilerimiz için de bahsedeyim. Dün yine Finansal Teknoloji programında konuğumuz bir Türk girişimciydi. Genç bir Türk girişimci ve başarılı bir Türk girişimci. Yurt dışında da hem Almanya hem İngiltere bir ülkede daha faaliyet gösteriyor. 3 ülkede faaliyet gösteriyor. Türkiye'nin en büyük gruplarından birinden yatırım almışlar. 1000 kişilik bir çalışana ulaşmışlar. Yurt dışı tarafını sorduğumda girişimci olarak o da aslında birebir neredeyse sizin söylediklerinizi söyledi. Ürün kalitemiz çok yüksek. Ürünlerimiz kesinlikle özellikle Avrupa'da açık ara öndeyiz. Ama bir birlikte hareket etme, bir pazarlama tarafında olan eksiğimizi giderirsek biz Türk girişimcileri Avrupa'da çok ciddi, özellikle finansal teknolojiler alanında bir numara olabiliriz dedi. Aslında kesinlikle bu da sizin öyle. Araştırman çıktıklarını da ön çıktılarını en azından destekleyen evet. bir görüş. İşte biz bu araştırmayı bizim için bir zıplama tahtası olarak kullanmak istiyoruz Sefer Bey. Böylelikle zaten girişimcilik ekosistemini uzun zamandır destekleyen bir bankayız. Bu vesileyle bu araştırmadan yola çıkarak biz de sistemli bir destek ekosisteme sağlamayı düşünüyoruz. Şimdi programın son 2 dakikasına girdik. Burada da isterseniz geleneksel olduğu üzere önümüzdeki döneme bir sizin gündeminizde neler var? Dijital çözümler tarafında, ödemeler tarafında, Akbank'ın yol haritasında neler olacak? Evet, biz bir süredir üzerinde çok fazla odaklandığımız alanlar var. Bunlardan bir kısmını zaten sizinle şimdiden konuştuk. Bunlar devam edecek. Örneğin nesnelerin interneti tarafında şu anda üzerinde çalıştığımız farklı işbirlikleri var. Geçen sene size Huawei ve BSH'ı, Bosch Siemens'i söylemiştik. Bu sene işte TOG'dan bahsediyorum, Samsung'dan bahsediyorum. Şimdi bunların devamı geliyor. Özellikle tüketici elektroniği ile nesnelerin interneti alanında finansal alanın dışına taşan dijital servisler ve yeniliklerimiz devam edecek. Blok zinciri tarafında kullanım senaryoları devam edecek. Bu konuda çalıştığımız yeni use case'ler var. Üretken yapay zeka tarafında bir ay sonra yapsaydık bu görüşmeyi çok enteresan bir şeyden bahsediyor olacaktım, anlatacaktım. Ama sürprizi arkadaşlarım bozma diye çok tembihlediler çıkarken. Üretken yapay zekanın müşteri tarafındaki deneyime dokunan enteresan kullanım bir senaryosunu bir ay içerisinde görüyor olacaksınız. Ödemeler alanında da bu iş bitmiyor. Yani ödemeler alanı gerçekten çok verimli toprak, yenilik yapmak için. Orada da biraz daha farklı bir yöne gitmeye çalıştık. Onun lansmanını da keza önümüzdeki günlerde yapıyor olacağız.
Haziran ortası itibariyle hazır olacak servisimiz. E-ticarette pek çok küçük kurumun da sahip olabildiği, erişebildiği o checkout'taki ödeme tahsilat deneyimini fizikselde küçük orta işletmelerin, büyük ölçekteki işletmelerin erişemediği şekilde onların erişebileceği bir noktaya getireceğiz. Yani küçük ve orta ölçekli fiziksel işletmelerin bugün sahip olamadığı tahsilat çözümlerini bir araya getireceğimiz bir lansmanı da yapıyor olacağız. İş çok. Peki Burcu Hanım, bu çok iş arasında sizlere kolaylıklar ve başarılar diliyoruz Bloomberg YT ailesi olarak. Çok teşekkür ederim. Finansal teknolojinin sonuna geldik. Konuğumuz Akbank Bireysel Bankacılık ve Dijital Çözümler Genel Müdür Yardımcısı Burcu Civelek Yüce'ydi. Burcu Hanım'la birlikte bankacılık sektöründe dijitalleşmede öne çıkan trendleri konuştuk. Özellikle nesnelerin interneti kısmına Burcu Hanım altını çizdi ve önümüzdeki dönemde burada hem Akbank'ın hem sektörün daha da ilgisinin artacağını görüyoruz. Özellikle açık inovasyon ve iş ortaklıklarının bankacılık sektörü için önümüzdeki dönemde yine dijital tarafta yolunun gideceği yön oldu. Söyleyebiliriz. Kısa bir aranın ardından piyasa hattı sizlerle olacak. Hoşçakalın.